Kim ki Cumhur İttifakı'na vade biçip çürütmeye çalışırsa biliniz ki saat ayarlı alçaklardır. Saatli alçak, gaz ocağı, ispirto tabağı. Bunlarla bir yere varamayız. Bir kere bu üslupten çıkmak lazım. Cumhur İttifakı'nda bu kez Bahçeli ile Türkeş karşı karşıya geldi. Eski MHP'li Türkeş, Cumhur İttifakı seçimlerden sonra devam etmez dedi. Bahçeli isim vermeden saat ayarlı alçak çıkışı yaptı. Türkeş'ten Bahçeli'ye üslup uyarısı geldi. Cumhur İttifakı'nı dağıtmak, ittifak hukukunu zedeleyen, özellikle AKP'li milletvekili adayları, kendinize dikkat edin, fitneye düşmeyin. Sayın Bahçeli, Allah sağlık versin, elleri titreyerek bağırıyor kürsüden. Sayın Bahçeli, senin MHP adaylarını uyarman lazım. Sahada yanlış mesajı veren MHP milletvekili adayları. Bahçeli'den AK Partili vekil adaylarına uyarı gelmişti. Türkeş MHP'lileri işaret etti. Cumhur İttifakı'nda kim nereye oy verecek tartışması fitne krizine kadar uzandı. İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programında AK Partili Türkeş meclis çoğunluğu olmazsa dedi, yine uyardı. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı seçip arkasına bir parlamento çoğunluğu koymaz isen 301 artı bir şey olması lazım. Olmadığı takdirde bu sistem yürümez. Bu ittifak kazanacak ve Milliyetçi Hareket Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye'yi yönetecek. Türkiye Milliyetçi Hareket Partisi'siz yönetilemez. İnce'nin performansı ve sandık sonuçları için söyledikleriyle de dikkat çekti Türkeş. Seçimde biraz siyasetçiyi şaşırtma eğilimi de var. Hafif başını büküp hayırlısı olsun dedi mi? O ben kararımı verdim, seninle de paylaşmıyorum bunu. Bu sürprizi getirir. İnce'yi nasıl buluyorsunuz efendim? İnce iyi bir performans gösteriyor. Ve Cumhur İttifakı'nı karşı karşıya getiren Bahçeli'nin af isteği. İçeride 5 tane yorgan yakılır. 10 tane de yatağı parçalarlar. Aman ha bunlar kudurmasın, bunları sokağa salalım. Sokakta daha taşkınlık yapar. İsmail Bey, devlet aciz değildir. Hapishanedeki çıkacak İki tane isyan bu devlet bastıramıyorsa dükkanı kapayalım biz. Gerekçesi hala merak edilen, muhalefetin danışıklı dediği erken seçim kararı içinse Türkeş, Erdoğan'ın haberi yoktu dedi. Sayın Bahçeli bir sürpriz yaptı. Sürprizlerin insanıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın önceden bu konuda bilgisi yoktu. Yok muydu? Hayır, yoktu. AK Parti'de başka birileri biliyor olabilir. Yani AK Parti ile istişare etmeden ben Sayın Bahçeli'nin söyleyeceğini düşünmüyorum.